Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kitap ehline karşı şefkatli, koruyucu ve sevgi dolu davranmıştır. 1. Bölüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kitap ehlinin düğün yemeklerine katıldığına, hastalarını ziyaret ettiğine ve onlara ikramda bulunduğuna dair sahih kitaplarda çok sayıda rivayet vardır. Hatta Necran Hristiyanları onu ziyaretlerinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üstüne oturmaları için abasını sermiş ve onlara karşı şefkatli olmuştur. İslam tarihi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 4 halife ve onların yolunu izleyenlerin kitap ehline karşı merhametli ve koruyucu tutumlarının örnekleriyle doludur. Bu örnekler Müslümanların kitap ehline karşı nasıl davranması gerektiği hususunda temel kaynaktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Necranlılara verdiği emannamede onların Müslümanların koruması altında olduğunu söylemiştir. Bizzat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından Edruh, Makna, Hayber, Necran ve Akabeli kitap ehline verilen beratlar, Müslümanların kitap ehlinin can ve mal güvenliğini garanti altına aldıklarını ve onlara inanç ve ibadet özgürlüğü tanıdıklarını göstermektedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Necranlılar ile yaptığı sözleşmede yer alan şu maddeler de dikkat çekicidir. Necranlıların ve mahiyetindekilerin canları, malları, dinleri, varları ve yokları, aileleri, kiliseleri ve sahip oldukları her şey Allah'ın ve Allah'ın peygamberinin güvencesi altına alınacaktır. Hiçbir psikopos ya da keşiş kilisesinden ya da manastırından edilmeyecektir ve hiçbir papaz, papazlık hayatını terk etmeye zorlanmayacaktır. Onlara hiçbir eza ya da aşağılanma yapılmayacaktır ve toprakları ordumuz tarafından işgal edilmeyecektir. Hak talebinde bulunan olursa, Necran'da adaletlice hüküm verilecektir. Onlara düşen sadakat ve yükümlülüklerinde çaba içinde olmaktır. Zulme ve baskıya uğramayacaklardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Medine Sözleşmesi ile Musevilerin ve Hristiyanların dinine karışılmayacağını söylemiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hristiyan, Musevi ve müşrik topluluklarla imzaladığı Medine Vesikası hem Müslümanlar hem de her dinden insan için önemli bir adalet ve inanç özgürlüğü metnidir. Medine Vesikası'nın maddelerinden biri şöyledir. Beni Avf Yahudileri, müminlerle beraber aynı ümmettirler. Yahudilerin dinleri kendilerine, Müslümanların dinleri de kendilerinedir. Medine Vesikası'nın 16. maddesinde ise, bize tabi olan Yahudiler hiçbir haksızlığa uğramaksızın ve düşmanlarıyla da yardımlaşmaksızın, yardım ve desteğimize hak kazanacaklardır diye bildirilmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da sahabe de, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin antlaşmaya koydurduğu bu hükme sadık kalmışlar ve aynı hükmü Berberi, Budist, Brahman ve benzeri inançlara sahip kişiler için de uygulamışlardır. Görüldüğü gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem herkese, özellikle de kitap ehline karşı Allah'ın emri ve Kur'an ahlakının gereği olarak her zaman anlayışla davranmış, koruyucu ve şefkatli bir tutum sergilemiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu tavrını örnek alan Müslümanlar da tarih boyunca kitap ehlinin koruyucusu olmuştur. Günümüzde kitap ehline karşı amansız bir öfke ve kin besleyenlerin tutumu ise Kur'an'a ve sünnete uygun değildir. Müslümanların yapması gereken kitap ehlini en güzel sözle İslam'a davet etmek ama asla onlara karşı baskı ve şiddet uygulamamak, tam tersine onları baskılara ve zorluklara karşı koruyup kollamaktır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. De ki, ey kitap ehli, bizimle sizin aranızdaki müşterek olan bir kelimeye, tevhide gelin. Allah'tan başkasına kulluk etmeyelim. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Ve Allah'ı bırakıp bir kısmımız diğer bir kısmımızı Rabler edinmeyelim. Eğer yine yüz çevirirlerse deyin ki, şahit olun. Biz gerçekten Müslümanlarız.